Şimdi ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kriptoloji Öğretim Üyesi Doçent Doktor Melek Diker Yücel. Şifre olayı çıktığında Canlı Ana Haber'e konuk olmuştu, hatırlayacaksınız. Şifreyi tahtaya çizmişti ve son derece net açıklamalarıyla çok da ilgi çekmişti. Doçent Doktor Diker bugün ÖSYM'nin kendi sayfasındaki şema ile ilgili çok önemli bir bulguyu bizimle paylaşmak üzere Canlı Ana Haber'de stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim kafamız iyice karıştı. Sonuçta şifre var olduğu itiraf edildi aslında ama endişelenecek bir şey de yok diyor ÖSYM Başkanı. Ne dersiniz? Endişelenecek çok fazla şey var. Bunu net olarak kamuoyuna açıklamamız gerektiğini düşündüğüm için zaten buradayım. Şifre öylesine var ki soru kitapçıklarında. Şu anda siz bana isterseniz sosyal bilgilerden, isterseniz matematikten, isterseniz fenden sayısal sıralamaya dizilebilecek hangi soruyu sorarsanız sorun, ben bu ters şifre çözme algoritmasıyla hiç soruyu okumadan doğru cevabı bulabilecek olduğumuzu gösterebilirim. Yani çok yanlış anlaşılan bir şey var. Şifre sadece basına dağıtılan kitapçıkta deniyor. Öyle değil. Şifrenin aynısı soru kitapçıklarında, adaylara dağıtılan soru kitapçıklarında da var ve oradan geriye dönüş mümkün. Maalesef bu sınav bu nedenle pek geçerli olamıyor. Nedir bu şifre? Nasıl bir şifreden bahsediyoruz? Bu şifre tamamen sayısal yanıtların küçükten büyüğe sıralandığı zaman gelen o soru kitapçığında görünen cevap şıklarıyla ilişkisinden çıkarılan bir şey. Onu size açıkça hemen anlatabilirim. Lütfen. Elimdeki bilmiyorum kağıdı eğer görerek kameranın çekebilmesi mümkünse bir kalem kağıtla hemen anlatabilirim. Tamam, ekrana aslında arkadaşlarımız yansıtıyorlar şu anda ÖSYM'nin şemasını. Peki ÖSYM'nin o zaman kendi şifreyi anlatmadan önce şemadan. O yapacağımız önemli açıklamayı yapalım. Çünkü belki şifreyi anlatmaya vakit kalmaz, onu başka bir zaman da yapabiliriz. Ama asıl önemli açıklama, yani soru kitapçıklarının nasıl oluşturulduğuyla ilgili ÖSYM'nin kendi A sayfalarında verdikleri bir bilgi var. Bu şu anda gördüğümüz bilgi değil mi? Evet, şu anda gördüğümüz bilgi. Evet. Bakın orada 3 değişik kitapçık görüyoruz. En üstte bir master kitapçığa sorunun eklenmesi diye bir kutucuk göreceksiniz. Evet, onu görüyoruz. O kutucuktan aşağıya doğru giden okta bir basına verilen kitapçık sol tarafta. Sağ tarafta da adaya verilen kitapçık var. Şimdi basına verilen sol taraftaki kitapçıkta yapılan işlemin ne olduğunu ÖSYM kendi sayfasında açıklıyor. Diyor oradaki ki, şifreyi itiraf ediyorlar zaten. Evet, orayı açıklıyorlar. Diyorlar ki bakın üstte bir soru sormuş 2 artı 2 nedir diye. Evet. Üst tarafa bakarsanız. Tamam. Onun cevabı 4. Master kitapçıktaki soru şıkları yukarıdan tekrar gösterebilirse arkadaşımız 1, 2, 3, 4, 5 diye verilmiş. Tamam. Ama basın kitapçığına bunu yansıtırken sıralamayı bakın soru şıklarında değiştirerek 2, 5, 3, 4, 1 şeklinde çevirmişler sırayla. Tamam. Ama 4'ü yerinde tuttukları için basın kitapçığındaki soru şıklarının altına siz de sıralarsanız 1'den 5'e kadar çakışan tek şık D şıkkı oluyor. Değişik. Ama bunu zaten itiraf ettiler. Bu zaten konuşuldu. Ama diyorlardı ki adaya verilen kitapçıkta böyle bir şifre yok. Onu yalnız hani o zaman demediler. Bu blok şemada da söylüyorlar. Şimdi blok şemaya tekrar dikkat edelim. Master kitapçıktan seçeneklerin tamamı rastgele karıştırıldı denen. Bakın master kitapçıktan aşağıya inelim. Adaya verilen kitapçık. Evet. Ve orada bir kutucuk görüyoruz. Seçeneklerin tamamı rastgele karıştırıldı yazıyor. Evet. Görüyor musunuz? Görüyoruz, evet. İşte orada büyük bir bilgi kirliliği var. Orada biz yanıltılıyoruz ya da belki bir beceriksizliğin gizlenmesi için. Bu blok şemalar çok önemlidir. Okun nereden nereye gittiğini eğer bize yanlış gösterirlerse biz de iş öyle yapıldı zannederiz. Nedir orada sorun hocam? Seçeneklerin tamamı rastgele karıştırıldı. Eğer arkadaşımız kare içine, dikdörtgen içine alıp gösterebilirse şu bölüm, evet, adaya verilen kitapçık oku orada olmamalıydı. Çünkü master kitapçıktan geçilmemiş adaya verilen kitapçığa. Onu kaldıralım o oku. Onun yerine bakın şimdi çizilen oku koyalım. Hı-hı. Yani basına verilen kitapçıktan adaylara verilen kitapçıklara geçilmiş. Seçeneklerin tamamı rastgele karıştırılabilmiş olsaydı benim şu anda ya da Türkiye'deki herhangi bir öğrencinin şu anda bir şifre iddiasında bulunması zaten mümkün olmazdı.
Bu karıştırma yapılamadığı için biz şu anda tüm soruları çözebiliyoruz. Yani matematiğin, sosyal bilgilerin düşünebiliyor musunuz? 13 tane sorusu var. 13'ü de tam olarak çözülebiliyor. Hiç soruları okumadan çözülebiliyor. Soruları hiç okumadan, şifre bazı durumlarda çok basit. Şimdi arkadaşımız eğer ikinci sayfayı gösterirse, bu işi bakın örnek olarak nasıl yaptık diye örnekler vermişler. Master kitapçık, evet. Adaya verilen ve basına verilen kitapçıklardan. Şimdi basına verilen kitapçık bu sefer sağa geçmiş, dikkat ederseniz. 5 numaralı sorunun, evet, basın kitapçığındaki sıralaması sağ tarafta. Sağda aşağıya inelim. Basına verilenin, evet, altında. Basına, evet, verilen kopyada. 15, 16, 9, 8, 4 şeklinde şıklardan doğru olan şık 9'muş. Oradan adaya verilene nasıl geçildiğine lütfen bir dikkatle hep birlikte bakalım. 9 dediğimiz o C şıkkı D'ye gelmiş. Oradan başlayarak sırayla okuyayım ben size. 9, 8, nasıl devam edeceğim? Başa döneceğim. 4, 15, 16. Bakın basın kitapçığına bakın. Aynı şeyi oradan okuyalım. 9, 8, 4, 15, 16. Yani yapılan tek iş basına verilen kitapçıktan adaya verilen kitapçığa geçerken bu şıkları döndürmek. Bu döngüsel durum. Ve hepsi için geçerli. Hepsi için geçerli. Maalesef hepsi için, yani onlarca kitap inceledik. Dolayısıyla bu şifre elinizde olsa hiç sorulara bakmadan bu sınavı tamamı kazanmanız mümkün. Evet, bir sayfa daha ilerle, bir şey daha söylemek istiyorum. Çünkü adaylar bunları incelerken bir tane daha gidelim. Son örnekleri çünkü. 3 tane örnek vermişler. En son örneği de gösterebilir mi acaba arkadaşımız? Evet. Bu en son örneği şunun için göstermek istedim. Gene benzer bir durum ama bakalım basına verilen kopyaya. Cevap şıkları 1 ve 2, yalnız 1, 1, 2 ve 3, 1 ve 3, yalnız 2 diye sıralanmış. Evet. Şimdi bunu nasıl sıralıyorsunuz diyeceksiniz. Şöyle sıralıyoruz. 1 ve 2'yi 12 gibi düşünün. 1 ve 2, 12, 1 ve 2 sayıları yan yana koydum. 12, sonra 1, sonra 123. Evet. Sonra 13, sonra da 2. Bu sıralamayı bu şekilde, evet, yaptıktan sonra yandaki kitapçığa baktığınızda gene bunun sadece D şıkkını A şıkkına getiren, aynı döngüyü sürdüren bir şey olduğu görülecek. Fakat burada benim asıl vurgulamak istediğim şey, tekrar baştaki blok diyagrama, blok şemaya dönecek olursak, insanların yaptıkları işleri doğru olarak anlatabilmeleri için bu tür blok şemalar çizilir. Bu şemalarda okların yönleri, nereden nereye gittiği çok önemlidir. Doğru bilgi verebilmek ancak böyle mümkündür. Şimdi o adaya verilen kitapçık oku orada olmayıp altta şu anda çizdiğimiz mavi çizgideki gibi olması gerektiği için burada kamuoyunun yanıltılmak istendiği açıktır. Beceriksizliğin gizlenmek istendiği açıktır. Fakat benim anlayamadığım şey gerçekten de, yani bu açıklığa rağmen ve kendileri tarafından verilen 3 örnekte de bu net olarak görünmesine rağmen hala ÖSYM Başkanı'nın bu konuda bilgisizmiş gibi konuşmasıdır. Beni en çok şaşırtan şey bilgisiz bu. Bilgisiz mi, bilgisiz gibi mi konuşuyordu? O kısmını bilmek çok zor. Ama tabii ÖSYM Başkanımız bu konuda bilgisiz demek yerine ben ÖSYM Başkanımız konuya Fransız da diyebilirdim. Daha güncel fakat olurdu. Fakat eğer öyle demiş olsaydım bana sorarsanız bütün bir toplumu, bir Fransızlar toplumunu belli bir konuda cahil olmakla suçlamak anlamına gelirdi bu. Bu peki nedenle, kamuoyu yöne yanıltma şeyi beceriksizlikten mi yoksa burada bir kasıt var mı sizce? O kısmını benim bilmem mümkün değil ama benim bir uzman olarak gördüğüm şu, bu kadar beceriksizlik şu sırada Türkiye'nin en önemli kurumunun 1.7 milyon öğrenci ve ailesini ilgilendiren bir sınavın yöneticisi durumundaki kişilerin bu konuda bu kadar bilgisiz görünmeleri bana sorarsanız kasıtlı olmalarından daha tehlikelidir. Keşke kasıt olsaydı diyeceğim. Ama bu kadar beceriksizlikle bundan sonraki sınavın doğru yapılacağına nasıl güvenilebilir? Peki şimdi ne olacak, ona gelelim. Şimdi çocuklar bizi ekran başında izliyorlar ve, evet, merak ediyorlar. Çok hakikaten merak ediyor olmalılar. Yalnız bu çocuklar değil, gelecek sene sınava girecek çocuklar için, evet, de bu çok önemli bir konu. Şimdi şifre olmak zorundaydı diye çıkıp ekrana konuşan kişiler var. Son derece yanlış. Şifre olmak zorunda değildi. Bu blok diyagram biraz önce ekranda gördüğümüz en üst noktada bırakılabilirdi. Master soru kitapçığındaki soru şıkları rastgele olarak dağıtılır ve herhangi bir şifreleme olmadan
bundan önceki sınavlarda yapıldığı gibi 10, 20, 30 istenildiği kadar değişik soru kitapçığı hazırlanır. Ama 1.7 milyon hazırlanmaya kalkılmazdı. Ama eğer 1.7 milyon hazırlanmış bile olsa yine de bu şifrenin olması zorunlu değildi. Çok daha farklı şekillerde yapılabilirdi bu işler. Şu sizin burada yaptığınız açıklamadan sonra bu sınavın artık geçerli olması herhalde imkansız, öyle mi? Ben öyle görüyorum ve eğer bu sınavın geçerli olmasında ısrar edilirse toplumca aptal yerine konmuş olacağımızı düşünüyorum. Bu kadar aptal değiliz. Bu kadar yanlış bir şekilde, bu kadar gözümüze sokula sokula, bu kadar cahil cesaretiyle kandırılmamamız gerekiyor. Onun için bu son derece önemli bir konu ve sanıyorum çabucak ikna olan yöneticilerin de bu sadece ÖSYM'nin kendi yayınlamış olduğu, bu soruyu ÖSYM başkanlarına sormalarını öneriyorum. Bu sayfayı açıp bu ok bu yönde midir, bu yönde midir diye sormalarını öneriyorum ve eğer okun orada değil de aşağıda olması gerektiğini söylerse kurum yöneticileri kendilerine, bu işin sonuçlanmış olması gerektiğini. Keşke ÖSYM Başkanı'nı sizinle bu stüdyoda bir araya getirebilsek ve çok bu isterim. İşe kalıcı bir çözüm çok bulabilsek. Isterim. Çünkü farklı dinleyişlerde hep farklı sonuçlar çıkıyor. Bunu bir seferde çözmek mümkün zannediyorum. Bir araya getirerek sizi burada gerçeğin ne olduğunu ortaya çıkarabiliriz. Son olarak şunu soracağım hocam. Peki iptal olursa, yani bu zihniyet sürdüğü sürece biz hiç sınav yapamayacak mıyız ya da hiçbir sınava güvenemeyecek miyiz? Nedir bunun kalıcı çözümü? Şu sıradaki yönetim büyük bir beceriksizlik yapmıştır. Bu yönetimle bu işin sürebilmesi sanıyorum güven uyandırıcı olmayacaktır. Eğer ben şu sırada karar mekanizmalarının başında olsaydım, bu işi en iyi yapacaklarını bildiğim, belki de eskiden yaptıklarına güvenilen, çünkü hatırlarsanız ÖSYM'nin başına daha önce hani teknolojik bir kopyayla bir durum gelmişti. 120 puan alan 350 kişi olmuştu. Orada kulaklıklardan duyurulan bir takım bilgilerle kopya çekildiği saptanmıştı. Bu 1.7 milyon kitapçığa çıkmak buna çözüm değildir. Yani bütün şıkların yerini karıştırırsınız ama gene de bir kumbara sorusu vardır ve o 10 günde doluyordur. Ya da bir 12 metrekarelik duvar sorusu vardır ve onun da karosunun kaç santimetre olduğu kulaklıktan söylenirken şıkla söylenmez. Sorunun, şu sorunun cevabı 12 santimdir şeklinde verilir. O nedenle bu aday başına kitapçık uygulamasından kesinlikle vazgeçilmelidir. Bunun daha büyük bir mahsuru daha, sınav başlamadan önce bir kişinin bile ertesi günkü adaya hangi soruların gideceğini tam olarak bilmesi, hiçbir belirsizlik olmadan bilmesi, bu son derece büyük bir zafiyettir sınavda. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten yine son derece önemli açıklamalar yaptınız. Doçent Doktor Melek Diker Yücel, bir de çağrısı var. ÖSYM Başkanı ile bir araya gelelim, bu işi konuşalım, çocukların huzurunda çözelim diyor. Ama burada yaptığı açıklamalar ÖSYM Başkanı'nın daha önceki açıklamalarını açıkça çürütüyor. Tekrar teşekkür ediyoruz. Canlı Ana Haber devam ediyor.